Ne bunu söyle? Kustantiniye İstanbul mutlaka fethi olacak. Peki ta sahabe döneminde Ebu Ayyubel geldi mi? İstanbul'u fethetmek için. Geldi. O zaman e, Hz. E, Muaviye dönemidir adı yani. Yani Emevi devleti kurulmuştu. Emevi devletinde geldi. Peki sahabe geldi. İbn Abbaslar geldi. Hasan Hüseyin'e dolu sahabe geldi İstanbul'a. Ebu Şeybe de burada şey oldu mesela. Tabi'in zaten çok. Çünkü binlerce insan sahabe Diyelim ki orduda ilk bir tane sahabi var. E, orduda 10 kişi var. 10.000 on kişi onu görünce 10 on bini de tabi'in oluyor. Ya yani Dolayısıyla Ebu Ayyub el ile gelen ordunun tamamı tabi'in. Kesinlikle tabi'in. Orada dolu sahabe vardı. Onları gördükleri için genç nesil geldiyse de hepsi tabi'in oldu. Binlerce de şehit olusunun dibinde 3000 falan şehit var. Tabi şu an kabirleri belli olmayan. Dolayısıyla İstanbul'un fethi gecikti. Kaçıncı yılını kutladık? 570 küsur mu oldu? İstanbul'un bu fethi Tabii o da miladi hesaplan bakıyorlar. Oradan da oynar tabi de. Efendim Hicri'de 571 miydi? Neydi bu sene geçen sene? İstanbul'un kutlamaları. Peki diyelim Hicri'den de alsın. Orada 100 senede e, 3 alsa oradan da bir 10-11 sene alır. 11 12de oradan alır falan. Ee, İstanbul yani ne olmuş oluyor? Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğundan kaçıncı yılıymış? Yani 72-71 E, e, e be 75-71 12 oradan 12-13'te şeyden alır. Hicridir esas hesap. Oradan da alsa bilmem ne. Olsun 583-84 sene falan olmuş. Çık onu şeyden hemen. 1400. E tabi Efendimizin bunu ne zaman buyurduğuna bağlıdır, da tüftahaneyi de ortalama hicreti baz alalım. İşte 1445 diyelim hesap edelim. E, 23 senenin ortasını bile baz alsak. 861. Kaç? 861. 800? 861. 860. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem'in buyurduğu e, Hayber fethi bir sene sonra oldu. Mekke fethi iki sene sonra oldu. Ondan sonra insanların İslam'a girmesine 2-3 sene sonra oldu. E benim ümmetimin mülkü doğulara batılara ulaşacak. 25 sene sonra Hazreti Osman'ın döneminin bitmesine 25 sene sonra dünyanın doğulan batılarına İslam gitti. Hem de mülkiyet olarak şey diye, devlet kurdular. Oldu. Ama İstanbul mutlaka fethi olacaktır buyurdu. Hemen şüphe etmemek lazım. Ebu Ayübel geldi. Vefat etti diğer sahabe geri döndü. Hepsi vefat etmedi. İbn Abbas, İbn Ömer vefat etmedi. O İstanbul'da geri döndüler. Daha ne kadar da yaşadı. Ya İstanbul fethedilemedi, görüyor musun diye. Şübem ettiler Haşa. Ne dediler? Muhbir-i Sadık Aleyhissalatu Vesselam ne buyurdu sakdı? Bize vakit vermedi ki. Ondan sonra kaç sefer onlarca ordu çıktı geldi. Hazreti Fatih'e kadar. Değil mi? 800 küsur sene. Sonra İstanbul'da fethedildi mi? Burada edildi. değildi. Onun için Yaşar Nuri hiç hadislere inanmıyordu. Hadlere de inanmıyordu da. Ama ne dedi? Kardeşim dedi, şimdi dedi hadislere de konuşuyorsunuz ama dedi, konuşuyoruz ama dedi. İstanbul'da feth dedi. Şimdi de oldu dedi. Ne yapacağız şimdi dedi. Yani 800 küsür sene sonra da olsa o ok yayından çıktı. Hedefe mutlaka isabet edecektir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanıdır. Bu hadisler vahidir. Allah kelamıdır hadisler. Ke Ahmed İbn Hanbel'in müstedinde var. Bukhari'nin tarihi kebirinde var. Retüftahane hadisi mesela. Onun için işte bu bütün bu anlattığımız anlattıklarımız daha çok misaller verecek.